Arkadaşlar selamlar. Yine beraberiz. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Taze bir olay yaşadım. Bunun üzerine dedim bir alayım kameramı, dolaşayım yollarda ve sizinle bir içerik paylaşayım. Özellikle Kuzey Amerika'da, Amerika'da ve Kanada'da yaşanan ve herkesin de canını acıtan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi buralar birinci sınıf ülkeler ama zannetmeyin ki herkes çok, nasıl söyleyeyim, temiz, herkes dürüst. Çok dürüst insanlar var, saf insanlar var ama ya bunların oranı günden güne azalıyor desem yanlış olmaz. Amerika'da ve Kanada'da dolandırıcılık vakaları çok çok hat safhada, üst safhada. Şeyden bahsetmiyorum bile. Yani özellikle Kanada'daki araba hırsızlığından ya da Amerika'daki araba hırsızlığından bahsediyorum. Arabayı da çalıyorlar ki özellikle San Francisco'da bir yerde arabanız varsa camları açık bırakıyorsunuz ki kırmasınlar diye. Kanada'da kırmakla uğraşmıyorlar, arabayı direkt çalıp götürüyorlar. Sonra da alıp başka ülkelere gönderiyorlar. Bunun tabii en büyük nedenlerinden biri buradaki yasal sistemin buna izin vermesi. Çünkü size, sizin aracınız çalınıyor, bir yerde diyorsunuz, polise söylüyorsunuz, polis kontrol etmiyor. Aynı zamanda dolandırıcılık konusunda da burada birisiyle bir alışveriş yaparsanız ve bu alışverişte aldığınız ürün hırsızlık ürünü bile olsa ya da çalıntı olsa, bir şeyler olsa hiçbir sorununuz yok. Çünkü sorununuz yok derken polis gözünde, gidip siz polise söyleseniz bile bu ikinizin arasındaki bir anlaşma, biz karışmayız diyorlar. Diyorsun ki bu cihazda bir sorun var. Okay. Yani bu cihaz ya çalıntı ya da birinden farklı bir şekilde elde edilmiş. Bizlik bir şey yok diyor. Yani polis burada aslında bu tarz dolandırıcılıklara imkan veriyor diyebilirim. Yaklaşık 15 dakika önce bir şey yaşadım. Bir ürün aldım kendime. Ama artık ihtiyacım yok, onu satmaya karar verdim. Buralarda Facebook Market çok, Marketplace çok popüler. Bizim ülkemizde çok kullanılmıyor. Bizde hala Letgo ve sahibinden kullanılıyor ikinci el satışları için. Ben de birçok satışımı oradan yapıyorum. Ancak bu Kanada tarafında kendi siteleri de var. Kijiji diye bir siteleri var. Bir de Facebook Marketplace, yani yoğun olarak kullanılmakta. Sorun şu, hep dolandırıcı insanlarla sarılmış durumdasınız. Satmak istediğim ürün için biri mesaj attı, ben almak istiyorum diye. Tamam dedim, ürün biraz kaliteli bir ürün. Yani orijinal fiyatı yüksek, ikinci el kullanım fiyatı da yüksek diyebilirim. Yani orijinal fiyatı 1000 dolar, ikinci el olarak ben 200 dolara koydum. Normalde de muadil ürünler, aslında bahsedeyim, yani bir ofis koltuğu. Bende iki tane vardı. Bir, daha doğrusu kullanıyordum ama bir tanesine şu an yerim kalmadı kullanacak. Ondan dolayı satmaya karar verdim. Normalde sıfırı 1000 dolar. Neden 200 bin dolarlık şeyi 200'e satıyorum? Çünkü burada ikinci el ürünler uygun. Belki onun kalitesinde olmasa da güzel bir kalitedeki koltuğu siz 50 dolara 100 dolara burada alabiliyorsunuz. O yüzden piyasada satılabilme fiyatı onun 200 dolar. Daha fazla gitmesinin imkanı yok. Eğer imkanım olsa, yerim olsa tutarım. Böyle Türkiye'de daha önce rastlamadığım bir koltuk. Böyle sırt bölümünü havayla dolduruyorsunuz, yükseltiyorsunuz, alçaltıyorsunuz. Her taraftan ergonomik yerleri var. Ancak dediğim gibi yerim olmadığından göndereyim dedim. Bir kişi mesaj attı almak istiyorum diye. İlk başta cevap atmadım, bekledim biraz, tam da kararsız olduğum için. Sonradan tamam dedim. Şeyi yazmış, ya iki hafta boyunca ben şeydeyim, burada değilim. Ben size parayı göndersem benim için tutsanız olur mu? Geldiğimde de alırım. Tamam dedim. Tamam dedi, gönderiyorum. 2-3 dakika e-mailimi gönderdim. Burada para gönderimi için e-mail paylaşıyorsunuz. E-mail IBAN numarası paylaşmıyorsunuz. E-mailinize bağlı bir banka hesabınız var. Oraya göre para geliyor. Sonra dedi ki evet gönderdim. E-mail Interact diye bir firma var bu e-mail paylaşımlarını yöneten. Yani aslında bir firma var. Siz bu firmaya e-mailinizi tanımlıyorsunuz. O firma o e-maile göre alıyor parayı ve transferi sağlıyor. Bu firmanın ismi de Interact Kanada'da. Dedi ki ya Interact'tan sana bir mesaj gelecek. Ben sana parayı gönderdim.
Zaten onu gördüğüm anda hemen dedim ki hop, bu işte bir bit yeniği var. Niye? Yani bana bir, çünkü otomatik bir şekilde tanımlama yaparsanız Interact'ta size mesaj gelmiyor. Direkt para hesabınıza geçmesi gerekiyor. Şimdi mesaj gelecek dediği anda ben biraz işkillendim. Mesaj gerçekten geldi. Mesaj gerçekten Interact'tan gelmiş gibi bir şekilde dizayn edilmiş bir mesaj. Şöyle dolanayım, burada bir ev talimatı var. Orada ses var, oraya geçmeyeyim. Design falan aynı Interact'tan geldi. Confirm yazıyor. Birincisi Interact'tan confirm değil de başka bir şey yazıyordu geldiği zaman. Benzer bir mesaj geldiği zaman. Bir diğeri de artık, yani şuraya doğru gideyim, burada değişik bir fark var. Bir diğeri de, yani Interact niye bana mesaj atsın? Hemen atan e-mail'e baktım. Yok verify bir şey ki cartcurt@icloud.com. Kısacası tamamen bir hackleme hesabı. Şimdi oradaki o tongaya düşüp confirm tuşuna bassam beni bir adrese iletecek. Oradan belki, yani ne kadar sofistike bir bilgisayarcı olduğuna dair olarak, belki oradan belli bir phishing yapacak ya da hesabımı almaya çalışacak, bankama bağlatmaya çalışacak, Interact hesabıma bağlatmaya çalışacak, belki bir şekilde beni kandıracak. Yani o yüzden bu ülkelere gittiğinizde siz olun. Bu arada yüz yüze de dolandırıcılıklar çok fazla oluyor. Yani burada parayı bankadan aldım, işlemi bankadan yaptım, adamı bulurlar, ederler kesinlikle. Eğer bir şeyi çok uygun fiyata alıyorsanız ya da bir şeyi sizin istediğiniz fiyata direkt rahat bir şekilde verebiliyorsanız biraz düşünmeniz gerekiyor. Birinci kural bu. İkincisi, kişilerin fiziksel alışveriş yapıyorsanız kişilerin kimliklerinin fotoğrafını çekin. Kimlikleri, telefon numaraları ve hatta mümkünse bir kısa sözleşme yapın. Eğer aldığınız ürün 200 doların üzerindeyse, ben şu ürünü şu kişiye satıyorum. Bu üründe bir yasa dışı durum varsa, benzeri bir şey varsa tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Zaten bunu biri imzalamıyorsa emin olun o üründe bir sorun olma imkanı çok yüksek. Şuradan karşıya geçeyim dedim de şöyle yapayım. Yani şimdi şunu diyeceksiniz, ya birisi terstir, grumpy'dir, üründe çok güzel, alsam aslında iyi de düşürdüm. 500 dolarlık ürünü 200'e buldum, 100'e buldum. Arkadaşlar çöpe gider paranız. Çok açık bir şekilde söyleyeyim. Kimse burada gerizekalı değil. Herkes neyin ne ettiğini biliyor. Herkes her ne kadar böyle birinci sınıf ülkesi diye gezinse de 5 doların peşinde koşuyor. O yüzden siz olun. Dikkatli olun. Açık sorun. Dikkatli sorun. Fatura sorun. Bir özellikle Amerika'da ve Kanada kesinlikle ve kesinlikle ikinci el telefon alırken çok dikkatli olun. Eğer bir servis sağlayıcıdan aldıysa kişi telefonu, sattığı telefonu, gidip servis sağlayıcının ofisinde buluşun. Çünkü servis sağlayıcıdan ownership'i değiştirmeniz gerekiyor. Size diyelim birisi telefonu sattı, sonra telefonum çalındı dedi. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Telefon kullanılmaz hale geliyor. Aynı zamanda ben az önce yaşadığım gibi, size biri e-mail atarlar, şuraya buraya bas derler. Hiç o tongalara düşmeyin. Çünkü boş yere, yani paranızdan olursunuz. Kimliğiniz çalınır. Dünya kadar konu olur. Yani tabii Facebook marketi, onu bunu kullanmak da zorundasınız. Buraya yeni gelen biri olarak her şeye servet verecek zaten imkanımız yok. Bazı ihtiyacımız olan ürünleri online almak durumundayız. Bazı şeyleri satmak durumundayız. O yüzden de sadece kullanırken dikkatli kullanın. Böylece kandırılmayın arkadaşlar. Bazı yeni içerikler de paylaşacağım ama bu tarz tavsiyeleri sizlerle paylaşmak istiyorum ki gezmeye geldiğinizde ve diğer şeylerde sorun yaşamayın. Benden bugünlük çok selamlar.